Merhabalar, iyi bak kendine, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir salı akşamında yine sizlerle birlikteyiz ve merak edilen bir konuyu konuşacağız. Ama işin elbette bozukluk yanını, daha doğrusu psikiyatrik alana giren ve yardım almayı gerektiren boyutunu da konuşacağız. Bugün psikiyatri.com'da duyurduğumuzda kimi seyircilerimiz Facebook ve diğer iletişim bilgilerimiz yoluyla çok önemli bir konu kaçırmayalım diye düşündüler. Biraz ayrıntılarına gireceğiz elbette program süresince. Bütün kişilik bozukluklarını konuşamayacağız ama mümkün olduğunca en çok yaşananları ya da en belirgin olanları, bizim en çok bilebildiklerimizi konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda konu öneren bir seyircimiz, hep hastalık konuşuyorsunuz, hiç kişilik konuşmuyorsunuz gibi bir öneride ve sistemde bulunmuştu. Biz de bunun üzerine bu konuyu gündeme aldık. Sizden geri dönüşleri bizim için çok önemli. Umarım o seyircimiz bugün seyrediyordur. Sevgili seyirciler, canlı bağlantılarımız bugün de olacak. Ekranda gördüğünüz telefonla sizleri misafir edeceğim. 0212 alan kodumuz 437-8002'den bizi arayabilir. Konuklarıma sorunuzu kendiniz iletebilirsiniz. İyi bak kendine @ürkiyetv.com.tr elektronik postalarınız için, e-mailleriniz için, facebook.com/iyibak.kendine adresinden de bize sohbet köşesinden ya da program sayfasından yazabilirsiniz. twitter.com/ugurcanbolat'ı da hatırlatalım. Tweet yoluyla sorularınızı da iletmeniz mümkün. Giderek tweet takipçilerimiz de artıyor galiba. Facebook'tan daha fazla Twitter'a bir kayma olduğunu da görüyoruz. Sosyal ağ bağlantılarında bizde de aynı şekilde oluyor. Sevgili seyirciler, kişilik bozukluğunun ne olduğunu konuklarım anlatacaklar. Mükemmelliyetçi kişilik bozukluğunu konuşacağız. Onaylanan bir durum ama aslında pek de öyle olmadığını konuklarımız bize söyleyecekler sanırım. Paranoid kişilik bozukluğunu, aşırı şüpheciliğe yatkın bir şüpheci kişilik bozukluğunu konuşacağız. Bu kişiler kendilerine, çevrelerine, çocuklarına, eşlerine, sevgililerine nasıl bir zorlaştırıcı hayat sunuyorlar, buna bakacağız. Neden buna direnemiyorlar? Neden cep telefonlarını karıştırıyorlar? Neden Facebook'lara ya da şifreler kırılarak giriliyor? Takipler neden yapılıyor? En küçük bir imadan neden şüpheleniliyor? Bunlara bakacağız. Bağımlı kişilik çok önemli bir başlık. Bunu da konuşacağız. Sınır kişiliği konuşmasak zaten olmaz. Borderline kişiliği konuşacağız. Ve obsesif kişilik bozukluğunu da konuşacağız. Çok yoran bir durum. Daha fazla uzatmayalım. Hemen stüdyo konuklarımı takdim edeyim size. Yardımcı doçent doktor Semra Baripoğlu, Üsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Hastanesi ve Fener Yolu Polikliniğinden aynı zamanda. Semra Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Yoran bir konu değil mi? Yanlış söylemedik herhalde. Doğru, yoran bir konu. Özellikle kişinin çevresindekileri. Çokça yoran bir konu. Ama kendini de tabii ki. Görüyor. Hı-hı. Bir kişilik bozukluğu varsa, tedavi alınmamışsa, bu yorgunluklar veriliyorsa etrafa, aile ya da çevre de bir bakıma psikiyatrik yardıma, desteğe ihtiyaç haline gelebilir o mi? O noktaya gelebiliyor tabii. İkinci, hani bu duruma, bu durumla tetiklenen, yani kişilik problemi olan biriyle birlikte yaşamaktan kaynaklanan depresyonlar sıklıkla karşımıza geliyor. Buna yani ilişkin sorularda anladığım kadarıyla gelecek. Bazen evet, duyarız ya, ömrümü bitirdi diyoruz. Galiba bu ömrü bitirme konusu belki mükemmeliyetçi kimi kişilerin yanında yaşayanlar için. Diğer konuğum da yine Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden uzman doktor, yardımcı doçent doktor Eylem Özten. Merhaba. Hoş geldiniz. Tekrar beraberiz. Siz de aynı kanıda mısınız Emre Hanım'la? Yorucu bir durum oldukça, değil mi? Fakat zaman zaman onaylanan kişilikler de var. Dilerseniz oradan başlayalım. Mesela mükemmeliyetçi davranışlar, mükemmeliyetçi kişilikler, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çokça onaylanan bir durum. Acaba bu durum giderek yetişkinliğe geçildiğinde, abartıldığında ya da kişilik pekiştiğinde o zor kısma mı geçirmiş oluyor? Genelde anneler, babalar ya her şeyini kendisi yapar, yatağını toplar, sofrasını yapar, çantası çok tertiplidir gibi cümleler duyarız. Bu onaylama durumu da pekiştirici mi? Biraz buradan başlayalım dilerseniz. Çok pekiştirici hem de. Psikiyatri kültürden bağımsız düşünülemiyor bir kere. Kişilik bozukluklarını da değerlendirirken hep hani kültür üzerinden, kültürel değerlerin dışındaki, normların dışındaki
davranış şekilleri olarak bir tanımlama da var. Gerçekten yetiştiriliş şekli, doğarken bir çekirdek kişilik yapısıyla doğuyoruz. Ama sonrasında yaşadıklarımız, anne babayla olan ilişkiler, sosyal çevreyle ilişkiler, travmalarımız vesaire gibi şeyler bizim kişiliğimizi biçimlendiren ve bütünleyen bir hal alıyor. Bu nedenle çocukluk yaşantıları oldukça önemli, öğrenilen yaşantılar oldukça önemli. Bu noktada hani kültürümüzün verdiği işte titiz olma, sorumluluk sahibi olma, mükemmelliyetçi, en iyisini yapabilmek gibi bir takım şeyler hep veriliyor. Aslına baktığınız zaman bunların hani olumsuz bir yanı da yok. Hepsi kişiyi erdemli ve daha iyi insan haline getiren şeyler ama bunların tabii belli sınırları var. Bunlar kişinin yaşantısında olmazsa olmaz haline gelirse ve kişi esneyemezse orada bir bozukluk haline gelmeye başlıyor. Hani kişiliğimiz var, hepimizin bir takım kişilik özellikleri var. Ne zaman bozukluk haline alıyor sorusu burada belki gündeme geliyor. Tabii. Kişi bunlardan hiç esneyemiyorsa, kendinde olanı fark edemiyorsa ve bu kalıcı bir hal alıyorsa ve kişinin işlevselliğini, günlük yaşamdaki işlevselliğini bozmaya başlıyorsa o zaman bu bir bozukluk haline alıyor. Evet, o zaman bizim dikkatimize gelmeli diyorsunuz. Evet. Semra Hanım, biraz fotoğraf çekerek gitsek. Mesela zaman zaman yakınlarımızı gördüğümüzde, evlerini ziyarete gittiğimizde benim dikkatimi çeken çok mükemmelliyetçi beylerin hanımların tüm işlerine karıştığını görüyorum. Bu aslında bir nevi aile ilişkilerini de bozan bir durum. Mutfaktaki tertibe karışıyor, işte kanepenin duruşuna karışıyor, çerçevelere karışıyor ve sürekli ikaz etmek durumunda kalıyor ya da kendisi düzeltiyor. Bir süre sonra bu rahatsızlık verici bir durum. Bu kadar mükemmeliyetçi olmak da doktor hanımın söylediği noktadan bakabilir miyiz? Yani zarar verici elbette ya da yormaya başlayıcı bir durum mudur? Biraz ilişkiler bakımından mükemmeliyetçi kişiliğe bakabilir misiniz? Sizin de başta söylediğiniz gibi hani yetişme döneminde işte belli bazı alışkanlıkları, kuralları her anne baba çocuğuna öğretmeye çalışır. Tertip, düzen, sorumluluk duygusu gelişsin ister. Ama burada biraz aşırı bu özelliklerin aşırıya kaçması belli bir kişide, yani sürekli olarak iş sorumluluk odaklı yaşaması kişinin ve tertip düzen ve kurallara aşırı odaklı olması çevresindekilerin de kendisinin de yaşam kalitesini bozar gerçekten. Bu yapıdaki kişiler bazen evet sizin de tarif ettiğiniz gibi kendi sınırlarını da aşarak başkalarının sınırlarına aşırı müdahale edecek şekilde de davranırlar. İşte örnekte verdiğiniz gibi bir koca eşinin sorumluluk alanına girer, onun her yaptığını kontrol eder ve sıklıkla da negatif geri bildirimde bulunur. Yani karşısındakinin yaptığı bir türlü ona yetmez, yeterli görünmez. Yetersizlik mesajı verir eşine ve çocuklarına. Sürekli eleştirir o zaman karşısındakileri ve bu yapıdaki kişilerle birlikte yaşayanlar için gerçekten çok yorucu ve yıpratıcıdır. Hani bir türlü yetemediğini, bir türlü onun beklentisini karşılayamadığı hissi uyanır birlikte yaşayanlarda. Bu kişiler çok işkolik de olurlar. Kendi sorumluluklarına da çok aşırı düşkündürler. Ancak ayrıntılarla o kadar meşgul olurlar ki üretkenlikleri ketlenir aslında. Gerçekte var olan potansiyellerini de tam kullanamazlar. Bir işe başlamakta, sürdürmekte ya da tamamlamakta çok gecikirler, zorlanırlar. Evet. Ayrıntılarda kaybolurlar. Ya da işbirliği yapmak konusunda da mesela zorluk yaşarlar. Bir çünkü ekip onları çalışmasında, beğenmezler galiba değil mi? Yeterli görmezler. Bir ekip çalışmasında bir diğer kişinin, ikinci kişinin kendisinin beklentilerini karşılayamayacağı duygusuyla her şeyi kendisi, sadece kendisi yapmak ister. Kimseyle paylaşmaya yanaşmaz. Ya da yönetici konumundaki bir kişi örneğin işleri parçalamaz, delege edemez altındaki kişilere. Her şeyi kendisi üstlenir, kendisi yapmaya çabalar ve sonunda da tükenme noktasına gelebilir. Evet, bunlar biraz sıklıkla tükendiğinde ne olur? Madem öyle oradan yürüyelim. Eylem Hanım, tükendiğinde ne olur? Semra Hanım, siz de devam edelim. Ne olur tükendiğinde? Öfke mi olur? Sinirlikler mi olur? Öfke de olabilir tabii ki. Yani tipik ya da atipik depresyon tablosu sıklıkla karşımıza geliyor bizim klinikte böyle durumlarda. Kişi kendisi tükendiğinde
daha çok iş hayatında ve özellikle erkeklerde gördüğümüz hani öfkelilik, öfke patlamaları evde ya da iş yerinde etrafa yansıtma şeklinde olabiliyor. Bazen de yine içe kapanma, hani uyku iştah düzensizlikleri, kaygıda artış, panik ataklar. Yine bu kişilik yapısındaki bireylerde sıklıkla gördüğümüz tablolar. Evet. Peki Eylem Hanım, iş yeri açısından baktığımızda Semra Hanım işaret etti, biraz orayı açmakta yarar var. Kişi mükemmelliyetçi, işini çok iyi biliyor, işine saygılı, sorumluluk sahibi. Zaten böyle oluyorlar anlattığınızda, bunu anlıyorum. Fakat eşdeğer çalışan diğer kişiler daha pratik, o kadar da ayrıntılara bakmıyorlar. Bir dosyayı, bir projeyi ya da sunulması gereken bir işi çok daha hızlı bir şekilde bir gecede tamamlıyor, sunumunu hazırlıyor. Hı hı. Ertesi günde güvenle çıkıyor. Bir iki eksik de olsa çok kısa zamanda yaptım, eksikleri olacak, şimdiden özür dilerim gibi bir girişle toparlıyor. Fakat diğer adam günlerce hazırlanıyor. O eksik olmasın, şu okumaları yapayım, hı hı, kaynaklar yerinde mi, acaba görüntü doğru mu, simetrik mi diye kendini paralıyor ve yetişemiyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda kişi galiba aynı iş yerinde çalışan diğer kişilere karşı öfke de duyabilir. Biraz iş yerindeki başarı, başarısızlık, belki diğer kişiler kendisinden daha çabuk yükselebilirler, daha fazla maaş alabilirler, daha çok takdir onay görebilirler. Ne hisseder kişi kendisi ve bu tablo nasıl gelişir? Bizim mükemmelliyetçi kişilik dediğimiz şey iş alanında çok sık görüyoruz. Bunu tipik Semra Hanım da söyledi. İşkolik olarak adlandırılan kişiler genelde baktığınız zaman zeminli obsesif kişilik yapısına sahiptirler. Şimdi bu kişilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi amacı unutacak derecede ayrıntılara takılırlar. Listeler yaparlar, programlar yaparlar, dökümler yaparlar ve ana konudan kopacak bir duruma gelirler. Böyle olunca işler uzar ve işlevsellik kaybolur. Biraz önce de söyledik ya, bozukluk haline gelebilmesi için kişinin işlevselliğinde bir bozulma oluyor ve gerçekten hani diğer çalışanlarla ilgili bir sorun olur. Burada ortak çalışma alanında da zor kişilerdir. Çünkü işin parçalara ayrıldığını düşünün. Diğer bu kişinin dışındaki kişilerin yaptığını hiçbir şekilde beğenilmez ve beğenmez, yani mükemmelliyetçi kişiliğe sahip olan kişi, ve devamlı onları kontrol etmeye çalışır. Bu biraz önce evde verdiğiniz örnek, evet, gibi hani hep eşini kontrol eden kişi aynı şeyi işte de yapar. Ve kişiler arası ilişkilerde de sorun olmaya başlar ve iş performansı düşer. İster istemez sonuç bir depresyona, yetersizlik hissine, anlaşılamadığı hissini yaşama gibi ve sonrasında bir depresif süreç ortaya çıkardı. O zaman mükemmel olmak iyi olabilir ama mükemmeliyetçi olmak pek iyi bir şey değil diyebiliriz herhalde. Belki kelimeler, evet, üzerinden gidersek. Evet, çok yorucu, tüketici bir şey. Özellikle bu yapıdaki bir erkek, az evvel verdiğiniz örnekteki emekli olup tüm gününü evde, eyvah, eyvah, geçirmeye başladığında Kâbusta. Gerçekten o zaman kadınlar genellikle kendilerine bir uğraş bulup kendilerini evden dışarı atmaya çalışıyorlar. Evet, amatör konser. Çünkü değil mi? Evet, korolara gitmeler, evet, işte evet, işte diğer beceri sanatlarında birlikte falan belli bir yaştan sonra merak salanlarda belki oluyor. De bu olabilir. Semra Hanım, galiba mükemmelliyetçi kişilik ile obsesif kişilik biraz birbirine yakın gibi anladım ben. Biraz bu obsesif bağlantıyı kurabilir miyiz? Zaman zaman şöyle görüyoruz. Bir kişinin defterine bakıyorsunuz. Her satır çok mükemmel. Numaralandırmalar, işte bir satır kırmızıyla yazılmış, diğer satır işte maviyle yazılmış, o bir başka bir şey. Ya o kadar mükemmel yazmış ki mesela. Hayranlık duyuyorsunuz dışarıdan bakınca. Ama bu kişi bunu yaparken hakikaten lezzet alarak mı yapıyor bunu? Buna bir bakmanız için bir de bir soru gelmişti. Mesela ben eşimle hafta sonları alışverişe çıkıyorum diyor bayan. Aslında evde neye ihtiyaç olduğunu biliyorum. Yani çünkü her gün bunu yöneten kişi, hı hı, benim. Fakat eşim mutlaka liste görmek istiyor ve o listeyi onaylamak istiyor. Yani markete gidildiğinde ya da bir yer alışverişe gidildiğinde ne alınacağını mutlaka görmek istiyor. Bu alana girer mi? Ya da zaman da bir noktaya gider mi? Buradan hareketle şeye, obsesif kişiliğe geçebilir misiniz? Evet, obsesif kişilik, mükemmeliyetçi kişilik aynı kavramlar zaten. Evet. Bu yapıdaki kişiler işte kuralcı olurlar. En başta da dediğimiz gibi listeler, planlar, programlar. Yani belli bir çerçevesini çizmeden, sınırlarını belirlemeden bir adım atmakta zorlanırlar. Bu verdiğiniz örnekteki gibi hani bir eylem, herhangi bir aktiviteye başlamadan evvel
alışverişe giderken de hani ne eksik ne var, hani fazla alınmasın. Biraz bu yapıdaki bireylerde para harcama konusunda da zorlanma vardır. Olasılıkla söz konusu bey onu da hani kontrol altında tutmak için ya da genel olarak bu yapıdaki evet. bireyler harcanan parayı kontrol altında tutmak için. Bütçe açığı olmasın diye düşünülmüş olabilir. Yakınları tarafından hani cimri diye suçlanırlar, cimrilikle suçlanırlar. Evet. Tabii bunun çok çok gerçekten dramatik boyutlarda biz klinikte hani görüyoruz. Toplumda belki çok sık herkesin rastlayacağı kişiler değil bunlar ama gerçekten çok ileri düzeyde hani kendi sağlığını bozacak kadar cimrilik yapan, para harcamayacak diye hani beslenmesi bile bozulan, kendisinin ve ailesinin beslenmesinin bozulduğunu fark edemeyen yapıda bireylerde oluyor. Ama daha sıklıkla görülen harcamaları sürekli kontrol altında tutmak isteyen, eşine işte belli miktarda para veren kadının hani o miktarla evi geçindirmek için hani kıvrandığı durumları çok görüyoruz. Bu çok daha yaygın. Evet. Yani para harcama konusunda. Seyircilerimizden bağımlılıkla ilgili çok soru geliyor. Ve bir de şüphe dediğimizde galiba bu önemli bir alan. Evet. Şüpheyle ilgili bir alan. Tamam şüphelenmeyeyim ama o kadar şüphelenecek şeyler var ki nasıl şimdi ben kendimi kontrol edeyim. Eşimin telefondan kontrol etmeden duramıyorum. Bir iki kez de kontrol ettiğim anlaşıldı. Bu da ciddi bir kavgaya sebebiyet verdi diyor seyircimiz. Konuşacağız bunları sırası geldiğinde. Evet, paranoid kişilik. Anladığım kadarıyla paranoid kişilik durumu da var. Bu paranoid kişiler aynı zamanda şiddette de eğilimler mi anlamıyorum. Bu da galiba bir sözel ve şiddete kayan bir durumda olmuş. Bu obsesif kişilik ya da mükemmeliyetçi kişiliği biraz bitirebilir miyiz? Bu kişiler mesela amaca yönelik zaman zaman diyoruz ki amaca yönelik obsesyon başarıyı da getirir. Burayı biraz ayrıntılandırmaya gerek var mı? Yani mesela sizler hekimsiniz. Mesleğinize yönelik ayrıntıları mükemmeliyetçi seviyede bakmazsanız herhalde çok yüzeysel bakmış olacağınız için herkesin göremediği şeyleri yani görmeniz kuşkusuz, gerekiyor. Kuşkusuz. Oradan bir şey yakalıyorsunuz. Hı-hı. Ya da diyelim ki bir sanatkar, bir bestecinin, bir işte ses işte sanatkarının yani bir icracının ya da bir işte enstrüman virtüözünün iyi saz çalabilmesi, o enstrümanı en iyi şekilde çalabilmesi için de çok mükemmeliyetçi olması, her gün çalışması, ayrıntılara dikkat etmesi, o geçişlere çok dikkat etmesi falan gibi durumlarda gerekli olmaz mı? Yani bunu nasıl oturtacağız buraya? Belli meslekler özellikle tabii ki çok üzerine çok eğilmeyi ve belli kuralları bilmeyi ve uygulamayı gerektirir. Hekimlik olsun ya da başka bazı pek çok meslek için bu geçerlidir. Müzisyenlikte yine öyle sporcu olmak evet, aynı şekilde belli bir disiplin içinde yaşamayı gerektirir. Bunu uygulayabilenler ilerler, uygulamayanlar da ilerleyemez. Ama orada bir sınır şeyi var galiba değil mi? Tabii bir ki sağlıklı olmakla olmama, kişilik bozukluğu dediğimiz zaman hani sosyal ve mesleki akademik işlevselliği bozacak bir noktaya gelirse bu özellikler. Hani mükemmeliyetçi kişilik özellikleri çok olumlu sonuçlara da yol açar hani özellik boyutunda ama hiç esnememesi ve çok aşırıya kaçması halinde tabii ki işlevselliği bozar, ilişkileri bozar ve kişinin kendi ruh sağlığını da bozar. Kişiyi dediğim gibi depresyona, anksiyete bozukluklarına sürükleyebilir. Dikkat edilmesi gereken evet, bir o sınır, bir belli bir sınır var orada işlevselliğin bozulmadığı. Peki, Eylem Hanım bu durum biraz doğuştan mı? Yani girişte açıklamaya çalıştınız aslında ama kişilik bozukluğu sonradan kazanılan mı? Hani ben daha netleştirerek söyleyeyim bir durum mu? Yoksa biraz kişi gelirken de getirir mi? Yani doğuştan da gelir mi? Öğrenilerek de yapılır mı? Yani bu aşamaları biraz alabilir miyim? Yani doğuştan mı gelir, öğrenilir mi, sonradan kazanılır mı?
Hepsi de. Şimdi biz psikiyatrik rahatsızlıkları açıklarken hep şöyle diyoruz. Biyopsikososyal bir durumdur diyoruz. Kişilik bozukluklarına da aynı şey geçerli aslında baktığınızda. Biyolojik bir yanı var. Doğuştan getiriyoruz. Hani genetik olarak. Hani işte hep baktığınız zaman basit tanımlamasıyla. İşte şu da babasına benzemiş. Babası da öyle yapardı. Ya da şuna benziyor gibi. Böyle genetik bir şeyle, yapıyla, bir çekirdekle doğuyoruz zaten. Ama sonrası biçimleniyor. Yani öğrendiklerimiz, işte annemizden babamızdan bir takım davranış şekillerini öğreniyoruz, büyüdükçe, sosyalleştikçe çevreden öğreniyoruz ve ergenlik dönemi, genelde kişilik bozuklukları zaten ergenlik dönemi ya da genç erişkinlik dönemine kadar o süreçlerde başladığı söyleniyor. Çünkü o zamana kadar kişilik örüntüsü zaten oluşuyor, doğuyor ve o yaşa kadar oluşuyor ve sonrasında işte bir takım bozukluklar eklendiği zaman kişilik bozuklukları olmaya başlıyor. Yani hem doğarken getiriyoruz, hem öğreniyoruz, yaşantılıyoruz, model alıyoruz. Birçok şey iç içe açıkçası. Evet. Seyircilerimiz Semra'nın konuyla çok ilgililer. Kişilik bozukluğu günümüzde oldukça yaygın diyor bir seyircimiz. İnsanların ruhsal durumları çok değişken olabilir. Hani sabah derler ya, bir anı bir günü bir günle uymuyor. Sebep şartlar mı acaba demiş bir seyircimiz. Ruhsal bozukluk mu? İyi yayınlar dilemiş. Sabah başka bir alemde bir yapıda oluyorum. Akşam başka bir yapıda oluyorum demiş. Bir seyircimiz de paranoid, şizoid, şizotipal, antisosyal, borderline hepsini saymış. Histrionik, histrionik, narsistik, çekingen, bağımlı, OKB, pasif agresif, depresif, sadistik, pek çok durum var. Aslında biz daha çok yaşananları konuşacağız. Esma Karakaş'ta selamlar iletmiş. Bir seyircimiz Ayşe Pehlivan izlemeye devam. Aslında bu kişilik bozukluğuna dair soracağım o kadar çok soru var ki nereden sorayım, nasıl sorayım bilemedim diyor. Biraz da biz de öyle oluyoruz aslında. Bugünkü konunun ucu biraz ister istemez açık. Semra Hanım, sizin yaklaşımınız ne? Bu öğrenilerek de biraz oluyor mesela. Çok eleştirici annelerin çocukları bir şey eksik olmasın, yanlış olmasın diye sürekli 10 kere tekrar ediyor. O ödevini vermeden 3-5 kere kontrol ediyor. İşte mutfaktan çıkmadan bir kez daha kontrol ediyor. Biraz bu yetiştirme kısmını açabilir misiniz Eylem Hanım'ın bıraktığı yerden? Şöyle söyleyeyim, kişilik bozukluğunda temel problem kişinin kendisiyle ilgili ve çevreyle, dünyayla, dış dünyayla ilgili, özellikle yakın çevresi başta olmak üzere, yakın ilişkide olduğu bireyler başta olmak üzere, ilişkide olduğu ya da olmadığı diğer insanlarla ilişkili algılarında, duygu ve düşüncelerinde normalden sapma, bir tutarsızlık, dengesizlik olması temel problem. Bu niye ortaya çıkıyor? Az evvel bahsedildiği gibi genetik bir boyutu var, evet, ama bu yapının, bu bozukluğun ortaya çıkmasında en önemli etmenin de erken çocukluk dönemlerinde yakın ilişkide olduğu, özel anne baba ya da anne baba yerini tutan diğer bakıcılarla olan ilişki, oradaki problemlerin yol açtığı düşünülüyor. Çünkü büyümekte olan çocuk kendisine nasıl davranıldığı, nasıl muamele gördüyse kendisini öyle algılıyor. Kendi değerini, benliğini, bütünlüğünü o şekilde geliştiriyor. Tutarlı, kararlı bir biçimde, sağlıklı bir biçimde geliştirebiliyor ya da geliştiremiyor. O geliştirememe hali ilerleyen yıllarda kişilik bozukluğuna yol açıyor. Ağır ihmal koşulları, kişilik bozuklukları giderek artıyor deniyor. Evet, bizde daha sık, geçmiş yıllara göre daha sık görüyoruz gerçekten ve hatta kliniğe, bunu anlamaya ihtiyacımız var. Kliniğe, yani birçoğunun da kliniğe bizim karşımıza gelmediğini söylüyoruz hep, değil mi? Çünkü gerçekten de kişilik bozuklukları tedavi için başvurmazlar kolay kolay. Evet. Ben onlarla birlikte yaşayıp yorulanlar, depresyona girenler mesela gelin, daha evet, çok başvurur da kişilik bozukluğuna sahip bireyler başvurmazlar. Çünkü farkında değildirler zaten yaşadıkları patolojinin, sahip oldukları patolojinin. Çocuğun gelişim dönemi, o yüzden erken çocukluk dönemi o yüzden çok kritik öneme sahip.
sağlıklı bir çevrede büyümesi, çocuğun sağlıklı bir çevrede dünyaya gelmesi öncelikle temel gereksinimlerinin karşılanacağı hem fiziksel hem duygusal hem bakım ihtiyaçlarının çok düzgün bir şekilde karşılanacağı hem de duygusal ihtiyaçlarını verecek bir anne ya da annenin yerini alabilecek bir başka sürekli bir bakıcının olması çok çok önemli. Anne baba tabii. İlerleyen yıllarda yine gelişim basamaklarına uygun bir şekilde onun gelişim çizgisine uygun bir şekilde davranılması, yine ihtiyaçlarının karşılanması, iletişime geçilmesi çocukla, sağlıklı bir fiziksel ortamın ona sunulması çok önemli. Bunların olmaması halinde ağır ihmal koşulları, şiddet, psikolojik şiddet ya da fiziksel şiddet, hele hele ailelerin parçalanmış olması, yine ağır yoksulluk durumları, örneğin yok maddi olarak çok elverişsiz koşullarda bir ailede dünyaya gelmiş olmak, yine bir takım travmalara maruz kalmak, işte küçük yaşta depremdi, ağır hastalıktı. Bütün bunlar altyapıyı galiba oluşturan. Anne baba kaybı, küçük yaşta anne babanın bir şekilde kaybedilmesi, bunlar kişilik bozukluğu gelişimine yol açan en önemli faktörler olarak görülüyor. İki seyircimiz var, onlara dönüp almak istiyorum ama aklımda bir soru da var, unutmak da istemiyorum. Kişilik bozukluğu ile davranış bozukluğu ya da davranım bozukluğunu zaman zaman biz zihnimizde aynıymış gibi algılıyoruz. Kişilik bozukluğu ile davranış bozukluğu aynı şey midir? Nerede ayrılır, nerede beraber olur? Buna da bir bakmakta bir yarar var. Tedavi edilebilirliği açısından da önemli mi bilmiyorum. Yani böyle bir ayrım belki doğru bile olmayabilir. Uzun sürmeyecekse bir cevap alalım, öyle dönelim. Tabii. Meryem Hanım, ne dersiniz? Her türlü kişilik bozuklukları çok çeşitli. Her türlü kişilik bozukluğunda davranışa yansıyan bir takım yanları var. Ve zaten davranışa yansıyan bir takım yanları hayatta problem çıkarıyor karşımıza. Onun için hani her kişilik bozukluğunda bunu biraz ayrı ayrı ele alıp işte o kişilik bozukluğu şu davranışlara yol açıyor ve sorun oluşturan noktalar bu oluyor şeklinde ele almak gerek. Genel bir davranış bozukluğu adı altında belki değerlendirilebilir ama hepsi farklı davranış şekillerine ve sorunlarına yol açıyor. Ama bir ayrıştırma gerektiği de galiba anlaşılıyor. Yani kişilik bozukluğu dediğimiz şey zaten duygu, düşünce ve davranışlarında bireyin bozulma, normalden farklılık göstermesi. O duyguları, düşünceleri kendi içinde yaşarken dışarıya dışa vuran görünümü de davranışlar şeklinde görüyoruz. Uygunsuz, duruma uygunsuz davranışlar sergileyebiliyor kişiler. Bu şekilde çevrelerindeki kişilerde hani yani evet, davranış bozukluğu var bunda diye, yani onlar o kısmını görebiliyorlar. Duygu ve düşünce boyutu kişinin daha içinde. Uzmanlık alanına giriyor. Yani duygusunu ifade edebilirse karşısındaki kişi anlayabilir, işitebilir, hani haberdar olabilir bundan, ya da düşüncesini yine ifade ettiği vakit, örneğin bir şüpheciliğini, kıskançlığını ifade ettiği vakit haberdar olabilir. Ama işte davranışa nasıl döküyor, telefonları kontrol ediyor ya da işte şiddete başvuruyor, bunlar da davranış bozukluğu şeklinde açığa çıkması hali. Seyircilerimizin bir kısmı kişilik bozukluğu olan kişilerle evlenilir mi? Ya da evlilik sürdürülebilir mi? Anlattıklarınız yaşadıklarımın yanında çok hafif kalır diyen seyircilerimiz de var. Galiba sıkıntılı mümkün. Özellikle mümkün. Belki sınır kişilik durumlarında yaşanan durumlar da var. Zaten onlara da temas edeceksiniz. Hı-hı. Alalım seyircilerimizi. İlki İstanbul'dan. Efendim merhaba. Merhaba. Dinleyelim sizi. Alalım sorunuzu efendim. Dinliyor konuklarım. Ben doktor anlaşımına sormak istemiştim. Özgüven eksikliği kişilik bozukluğundan sayılabilir mi? Mesela ben çok küçük yaştan beri sürekli böyle bir özgüven eksikliği, yalnızlık hissi, hani dışlanma hissi, aynı zamanda tırnak yeme de çok küçük yaştan beri var, hala da devam ediyor, bırakamadığım bir alışkanlık. Hani bilirsiniz belki acı ojeler vardır, onlardan sürdüğüm halde yine devam ediyorum. Kendinizi mesela hani cesaret açısından, girişkenlik bakımından, hakkınızı isteme, alma, kavga etmeden ifade edebilme gibi durumlarda bir sorun yaşıyor musunuz? Böyle kendinizi çekinik, daha sessiz hissediyor musunuz ya da görüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, bağırdığım sürece rahatlıyorum. Yani haklısam bile
Ancak kendime bağırarak anlatabiliyorum. Normal koşullarda sakin olamıyorum. Yani elde ayakta titremeler başlıyor böyle. Yani haklı olduğum konuda bile sürekli bağırarak konuşma hissiyatı var. Karşımdakine baskın çıkmaya çalışıyorum. Peki. Bu dönemi biraz geciktirerek mi yapıyorsunuz? Yani mesela biriktiriyor sonra mı bağırıyorsunuz? Yoksa ilk tepki sırasında mı sesinizi yükseltiyorsunuz? Biriktirip yapıyorum. Peki efendim. Bir değerlendirme. Yani. Buyurun. Efendim? Peki. Yeterli oldu. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra cevaplandıracak konuklarım. İyi geceler diliyorum size. İyi geceler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzmir'den diğer konuğum. Efendim merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce herkese çok teşekkür etmek istiyorum böyle güzel programlar hazırladığınız için. Benim sorum şu olacak. Ben 35 yaşındayım. 12 yıllık evliyim. Eşimde öfke kontrolü yok. Çok sinirli ve öfkesine sahip olamayan bir insan. İnsan ilişkilerinde de zayıf bir insan. Fazla insanlarla iç içe olmayı sevmeyen birisi. Ben de aksine insanlarla mutlu olan bir insanım. Evlendikten 2 sene sonra bende depresyon gelişmeye başladı. Daha sonra bunun akabinde anksiyete bozukluğu. 8 yıldır ilaç tedavisi gördüm. Son 2 sene terapi eksikliği dediler. 2 sene sadece terapi ve ilaç beraber gitti. 10 yıldır tedavi görüyorum. Son 1 senedir artık tedaviyi bıraktık ama nedenini bilmiyorum. Ben de bu hastalık yani tabii ki kronik herhalde ki geçmek bilmiyor. Peki. Acaba diyorum benim bu hastalığımın sebebi eşimin bu öfkesini kontrol edememesi benim hastalığımı daha ilerlemesine mi neden oluyor? Yoksa ben kendim de çok mükemmelliyetçi bir insanım. Her şeyi böyle hani en iyi olsun diye çalışan bir insanım. Acaba benden de kaynaklanan bir sorun mu bu diye sizlere bir sormak istiyorum. Peki, bana teşekkür ederiz sorduğunuz için, paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim. Biz de uzmanlarımıza soracağız, cevaplandıracağız. Sevra Hanım sizinle başlayalım efendim. Evet, son soruyla mı başlayalım olur, İzmir'den ya. Arayan izleyicimiz için. Aslında düşündüğü yani dile getirdiği etmenlerin her ikisi de kısmi pay sahibi olabilir. Tabii ki kendi özellerinde bunu değerlendirmek için ayrıntılı bir muayene değerlendirme yapmış olmak gerekir. Hani çok birebir onlarla ilgili olarak konuşamayacağım ben şu anda ama bahsettiği yapıda bir hani eş öfke kontrolü olmayan ve içe dönük yapıda bir eş oysa kendisi daha farklı bir kişilik yapısında bu öfke kontrolsüzlüğü hiç değişmediyse hiç azalmıyorsa sürekli devam ediyorsa 12 yıllık evlilik hani uzun süreli bir kendisi de mükemmeliyetçi yapıda olduğunu ifade ediyor. Bu yapıdaki bireyler zaten aman hani problem çıkmasın diye kendilerinden oldukça ödün verirler. Kılı kırk yararlar her işlerinde. Dört dörtlük olsun diye çabalarlar. O bu kadar çabaladığı halde yine de karşıdan öfke tepkisi alıyorsa bu bir kronik stres faktörüdür kişi için ve depresyon ve kaygı bozukluğuna tetikleyebilir. Tabii ki hani tek sebebidir diyemeyiz ama yani iyileşmeyi engelleyici bir faktör olabilir gerçekten. O yüzden kendilerini izleyen doktorla yani bu tür durumlarda tedavi çok ayaklı olmalı. Sadece hanımefendinin bireysel izlenmesi değil de eşinin de tedavi ve terapi sürecine mutlaka katılması. Belki onun da ayrıca belki değil mutlaka ayrıca bir destek alması yerinde olacaktır. Çünkü öfke kontrolsüzlüğü sağlıklı bir durum değil. Bu kişinin kendini de yıpratan yani fark edilmeyen bir depresyon yatıyor olabilir altında. Ya da bir tür kişilik problemi yatıyor olabilir. Bunun anlaşılması ve ortadan kaldırılması gerekir. Hem eşinin kendi sağlığı için hem de ilişkinin kaliteli olabilmesi için. Evet. Eleman Hanım sizden.
Bu şey üzerinden konuşursak gerçekten burada hani yine ayrıntılı değerlendirmek gerekir ama iki etken hani depresyon ve anksiyete bozukluğu için tetikleyici gibi duruyor. Buradaki en önemli noktalardan biri uzun süre bir tedavi var. Hani bizim gerçekten işte ilaçla terapinin bir arada gitmesi koşulları da gayet güzel uygulandığı halde devam eden bir süreç varsa orada tıkanan başka bir şey var. Burada hani acaba eş gerçekten tedaviye katılmış mı? Bu önemli bir nokta. Çünkü hani bir stresör olarak eşin devamlı öfkeli olma hali, asosyal olma devam hali ediyorsa. Devam ediyorsa bu hani tetikleyiciliği devam ediyor demektir. Evet. Hani o nedenle eşin tedaviye katılımı bu noktada önemli olacaktır. Tabii diğer şeyleri de ayrıntılı değerlendirmek gerekir. İlk seyircimiz için, İstanbul'dan arayan seyircimiz için ise benim anladığım o sırada tam duyamadım ama bir özgüven problemi, bir yalnızlık hissi ve bir dışlanma hissinden söz etti kendisi. Ve biriktirerek tepki verme. Şimdi bunlar bir kişilik bozukluğu mudur yoksa başka bir işte depresyonun bir parçası mıdır? Bunları yine değerlendirmek lazım ama hani kişilik özelliği bazında değerlendirecek olursak bir çekinik kişilik özelliklerini tanımlıyor bize. Hani bir topluma girildiğinde işte dışlanacağım, mahcup olacağım, utanacağım, yanlış bir şey yapacağım endişesiyle gene hani istemediği halde yalnızlık tercihi gibi bir süreç olması ya da insanların gerçekten kendini sevdiğini ya da istediğini gerçekten o ortamda olmasını istediğinden emin olamama hali gibi bir takım şeyler bu tür kişilik özellikleridir. Ve bunlar da depresyonu tetikler açıkçası. Bu ani öfke patlamaları yine birçok nedenli olabilir ama hani depresyonda çok sık gördüğümüz bir şey. Belki bu kişilik zemini üzerine gelişmiş bir depresyonun parçası olabilir açıkçası. Peki. Semra Hanım, bir iki tweet sorusu var. Bunlara cevap verdikten sonra paranoid kişilik bozukluğuna da girelim. Buna yönelik çok sorular var. En azından soruların tümüne de bir cevap böylece vermiş oluruz. Füsun Hanım'ın sorusu, tertipli düzenli olmakla kişilik bozukluğu arasında kaldım. Yoksa ben hasta mıyım? Yayınlar diyor seyircimiz. Kişilik tertipli düzenli olmakla kişilik bozukluğu. Burada bir zihinsel karışım da anladığım kadarıyla oluyor. Yine Jasmine'in bir sorusu, simetriksel olma kişilik bozukluğu mudur? Yani takıntılı olma, simetri. Biz aslında Perşembe günü de hastalık takıntısını konuşacağız. Ne söylenebilir? Tertip, düzen az evvel de konuştuğumuz gibi belli bir oranda hani sağlıklı çizgiler içinde iyi bir şeydir. Kişiye hani başarı getirebilir. Belli bir takım işlerin kurallarını öğrenme ve ona göre uygulama ya da yaşamda işte özellikle ortak yaşamda hani hayatı kolaylaştıran bir şeydir. Bir evde iki kişi yaşıyor ve her ikisi de dağınıksa orada yaşam giderek güçleşecektir. Evet. Hani tek başınaysanız belki sorun olmaz ama birden fazla kişinin bir arada yaşadığı noktalarda bu çok önemli. Ama kişilik bozukluğu dediğimiz zaman bir takım kurallara çok katı bir şekilde sıkı sıkıya bağlı olma ve onun yanı sıra başka birçok özelliklerden bahsediyoruz. Yani sadece tertip düzen değil, onunla sınırlı değil. Evet, peki girelim o zaman paranoid kişilik bozukluğuna. Burada nesnesiz ya da olay olmadan bir şeyden şüphelenmek, olmayan bir şey var gibi düşünmek ve onun üzerinden yürümeye mi biz bunu söylüyoruz? Yoksa yaşanmış olan bir durum var. Yani bir somut bir olay var, yaşanmış olan bir durum var, kabul edilmiş bir gerçek var, bir aldatma durum var ve bundan sonra başlayan ve takip edilen bir durum var. Burada da bir ayrıştırma yapmamız gerekir mi? Buna bir cevap olsun. Bir de neye diyoruz biz paranoid kişilik bozukluğu? Bu kişilik bozukluğuna sahip bireylerde temel problem her an bir aldatılma ve zarar görme endişesi taşımaları. Yakın çevresindekiler olsun, daha uzak çevredekiler olsun, girdikleri her ortamda tanıdık tanımadık herkesten zarar görebilecekleri, arkalarından iş çevrilebileceği, aldatılabilecekleri ya da kendileri hakkında başkalarının olumsuz konuşabileceği, düşünebileceği kaygısı taşırlar. Dolayısıyla bu güvensizlik tabii ki hemen de etrafa yansır, ilişkilerine yansır ve ilişkilerini de bozar ve insanları da kendilerinden uzaklaştırırlar. Bir sebep olsun olmasın, yani var olan
gerçekten yaşanan durumlar, olayları da farklı yorumlarlar, çarpıtırlar. Büyütme anlamında büyütürler, mı? Abartırlar ya da kendi zihinsel kurgularına göre anlamlandırırlar ve o şekilde ifade ederler. Söylenen bir sözden işte aşırı alınganlık gösteren bireyler bu yapıdaki bireylerdir. Kendileriyle ilgili olmayan bir konudan bile kendilerine bir mesaj gönderildiği hissine kapılırlar. Tamamen ilgisiz durumlardan anlamlar, konuşmalardan anlamlar çıkarırlar. Bu şekilde de çok aşırı şüpheci, bu şüpheciliği ilişkilerine de yansıtırlar. Bu yakın çevresindekiler tarafından, iş ortamındaki diğer kişiler tarafından aldatılacakları şüphesiyle kimseye güvenmez, kimseyle hani duygu, düşünce ve hayatına dair bir şeyleri paylaşmazlar. Bu aldatma konusu sadece hani partnerle ya da eşle cinsel aldatmaktan ziyade ticari değil, açıdan da, evet, birlikte her iş anlamda, görme açısından her da anlamda, değil mi? Ya da arkadaşlık bakımından da düşünebilir miyiz? Bu geniş her anlamda, çok geniş, oldukça geniş çerçevede düşünmek lazım. Çok ciddi bir güvensizlik duygusu vardır herkese karşı. Dolayısıyla çok hep bir savunmada, hep tetikte yaşar bu kişiler. Eylem Hanım, paranoid kişilikler kuşkularını gizleyebilirler mi belli bir dönemlerde? Çünkü gelen sorularda hani biz ilk dönemimizde hiç böyle bir durum yoktu. Gayet birbiriyle saygılı ve güvenli bir ilişki vardı. Ama aradan 2 sene geçti. Birliktelik başladı. Ve sonra da kuşkuculuklar başladı. Sanki benim başta görüp sevdiğim adamla birlikte olduğum adam birbirinden tamamen farklı gibi. Kutuplar kadar birbirinden farklı demiş seyircimiz. Böyle mi oluyordur ya da burada başka bir şey mi aramamız gerekir? Böyle oluyor, sıkça karşılaşıyoruz. Yani kendi günlük pratiğimizde bize gelen hastalarımızdan da hem hasta yakınlarımızdan hem hastalarımızdan. Gerçi paranoid kişilik genelde çok kolay kolay tedaviye başvurmaz. Ancak ya aile zoruyla getirilirler ya da başka bir depresyon ya da başka bir şey olur ve o nedenle gelirler. Genelde başlangıç aşamasında gizlidir. Yani bir ilişki üzerinden düşünelim. Başlangıç aşamasında gizlerler bunu. Hatta bazen bize gelen hastalarda biz hasta yakınlarından öğreniriz bunu. Bizimle görüşmelerinde de gizlerler. Hani üzerini örtmeye çalışırlar. Ve ya biz çok geç fark ederiz ya da hasta yakınlarından öğreniriz bunu. Bunun normal bir şey olmadığının farkında o halde ya da problem çıkartabilecek bir durum olduğunu yani, biliyorlar demek ki. Yani kişilik bozukluklarında farkındalık, orada soru işareti koymak öyle gerek mi? Aslında öyle tabii. Hani farkında olunabiliyor da olunmayabiliyor da, bu sınırda da olabiliyor ya da hiç içgörü dediğimiz şey olmayabiliyor. Ama bir gizleme eğilimi paranoid kişiliklerde oluyor ama sonrasında mutlaka patlak veriyor. Mutlaka. Hem de çok ciddi şekillerde veriyor. Bize verdikleri bilgilerin bile yeterince güvenli saklanıp saklanmayacağından kuşku tabii duyuyorlar değil mi? Dosya soruyorlar bilgileri, da dosya soruyorlar bilgiler mutlaka konusunda. Bunları işte başka birileri görebilir mi? Birilerine verebilir misiniz? İşte okuyan olabilir mi, yayılabilir mi bu bilgiler, dosyayı bana verebilir misiniz mi? Evet, dosyaya ne yazıyorsunuz, bunu söylüyorum ama bunu yazmayın gibi talepleri olabiliyor. Evet, demek ki o kuşku durumunun hatta gerçek isimlerini çok kullanmayabiliyorlar ve bunu bizden de gizleyebiliyorlar. Hani bazı hastalarımız gerçek ismini kullanmıyor ama diyelim bunu bizimle paylaşıyor. Evet. Bu paranoid yapıdaki hastalar gerçek ismini kullanmıyor ve doktorla bile paylaşmıyor bunu. Gerçek ismiymiş gibi söylüyor. Burada şeyi bir konuşmamız gerekir mi? Paranoid kişilik ve kıskançlık kelimelerini bir araya getirdiğimizde ne oluyor? Tabii bu yapıdaki kişiler işte eşlerini ya da sevgililerini de çok kıskanırlar. Örneğin sevgilisini aradığında ya da eşini aradığında bir telefon çalındı ve yanıt almadıysa ya da telefon kapalıysa hemen beni aldatıyor mu kuşkusuna kapılırlar. Bir seyircimiz ilk telefon ilk çalışta açmadığında mutlaka o akşam kıyamet kopar diyor. Tabii evet, bu paranoid kişilik özelliğine sahip bireylerin ilişkilerinde sıkça görülen bir durum. O yüzden iletişim olanaklarını çok hızla kullanırlar da. Yani işte bu cep telefonlarının gelişmesiyle beraber biz de buna tanık olduk. Bu yapıdaki bireyler örneğin eşine en gelişmiş telefonu alır verir.
işte aradığında neredesin, şuradayım, hemen işte fotoğrafını çek bana gönder gibi, hani evet, daha ilk çıkan telefonlarda bu özellik yoktu. 3G örneğin özelliği olsun istiyorlar galiba. Hemen telefon işte fotoğraf çek bana gönder, neredesin, yanındaki kişiyle şurada mısın, onun fotoğrafını çek gönder bana, göster gibi. Artık teknolojinin her türlü olanağından da yararlanma eğiliminde oluyorlar. Dediğim gibi telefona bir yanıt verilmemesi de derhal aldatılıyor muyum düşüncesini akıllarına getiriyor. Eylem Hanım, bu kişilerin iç dünyaları nasıl acaba? Yani ne hissediyorlar? Bunları yapmak, onları herhalde eğer direniyorlarsa yapmamak için ya da gizlemek için direniyorlarsa çok acı çekiyor da olmalılar. Terapilerde, muayenelerinizde, takip ettiğiniz hastalarda onların iç dünyasına ilişkin neler acaba dışarıya yansıyor? Biraz oradan bahsedebilir miyiz? Bu zor bir durum olsa gerek. Yani gelişmiş teknolojiyi kullandırıyorsunuz. Sürekli aklınız orada. Acaba birileriyle beraber mi? Telefonumu açmadı. Ben şimdi gidiyorum ama başka bir durum mu? Gelen seyircilerimize mesela ani gelişleri oluyor eşimin eve diyor. Mesela hiç gelmediği saatlerde geldiği oluyor. Ya da bir şeyi unutmuş bahanesiyle geri döndüğü oluyor. İlk geldiğinde mesela bir seyircimiz, eşi mutlaka banyoya gidiyor ve ben fark ediyorum bazı kontroller yaptığını ama konuşmamak için bir şey söylemedim diyor. Yani hem onlar yaşadığı durum ne acaba? Bu da bir ızdırap değil midir aslında? Kesinlikle. Yani devamlı şüphe içindesiniz. Bu ister istemez kaygıyı getiriyor. Yani birbirini besleyen bir şey oluyor. Şüphe kaygıyı getiriyor, kaygı şüpheleri daha da arttırıyor gibi bir kısır döngüye giriyor aslında. Kişi hiçbir zaman rahat olamıyor. Devamlı zaten yakın ilişkiler kurma konusunda bir zorluk yaşanıyor çünkü güvensiz. Yakın ilişki kursa bile, örneğin uzun yıllık ilişkilerde bile baktığımız zaman hem iş ilişkileri hem partner ilişkilerinde devamlı karşı tarafı bir sınama eğiliminde. Hani biraz önce saydığınız örnekler gibi. Bilgisayarı kurcalanıyor, mesajlar aranıyor, telefonlar kurcalanıyor, işte cepler kurcalanıyor ya da iş ilişkisinde de yine benzer, işte defterler, her şey. Bir insanın devamlı böyle şüphe içinde yaşaması bir kere onun kaygısını çok yükselten bir şey. Zor bir şey galiba. Bir seyircimiz diyor ki, eşim başka bir isim ve fotoğrafla Facebook'la benimle arkadaş oldu. Uzun bir süre benimle konuştu. Sonra bir sohbet sırasında bunu itiraf etti. Fakat bu konuşmalar sırasında beni çeldirebilecek çok güzel cümleler kurdu. Kendisinden hiç duymadım. Şimdi burada arıza hangi tarafta acaba? Yani eşini sınayan kişide mi? Yoksa eşini eğer bir başkası olsa çeldirebilecek kadar onun hoşuna gidecek, beğendiğini besleyecek cümleler kuran kendisinde mi acaba? Nasıl bakmak lazım? Nusra sınamak amacıyla yapıyor. O nedenle tabii ki o bunu yapan bireyde yani kuşku duyan ve bu kuşkuyu kuşkusuna bağlı olarak o kuşkunun peşinden giden, araştıran, işte karşısındakini hani tuzağa bir nevi bakalım tuzağa düşecek mi? Bakalım beni aldatacak mı gibi araştırma yapan bireyde bir kişilik problemi olduğunu söyleyebiliriz. Yaparlar mı Semra Hanım bu tarz denemeleri? Oluyor tabii. Evet. Oluyor, bunları işitiyoruz. Ve aynen şu cümleyi işitiyoruz bayanlardan da. Hani bana hiç hayatı boyunca söylemediği güzel şeyleri orada söylüyor. Söyledim. Aynen. Hiç kendisini duymadığım kadar güzel iltifatları orada duymuş. Demek ki sevgilim şöyle düşünmeli. Yani bu iltifatları yapabiliyormuş yani diye düşünebilir. Biraz bu kişilerle yaşayan ailelerin, yakınların nasıl davranması gerektiği konusunda da seyircilerimiz bizden cevaplar bekliyorlar. Diyelim ki paranoid bir kişilik, her şeyden şüpheleniyor. Sabahları kontroller yapılıyor. İşte belli yerlere belli işaretler konulabiliyor. Bunları da okumalarımız arasında var. Böyle bir kişiyle yaşamak durumundaysa ne yapmalı? Nasıl bir iletişim kurmalı? Üstüne mi gitmeli? Üstüne giderse acaba onu ajite etmiş mi olur? Hiç duymamazlıktan ya da ilgisiz görünse bu da başka türlü bir durum. O ilişkiyi sağlıklı nasıl yürütebilir? Ne denebilir buna? Yani yaşayanlar nasıl yaşamalı? Şöyle, sağlıklı yürütmek çok zor tabii. Yani bir kişilik bozukluğu olan bir bireyle birlikte yaşamak, ortak bir yaşamı sürdürmek çok zor. Öncelikle tabii bu yapıdan, bu tür psikolojik sorunların olduğundan haberdar olmak çok önemli. Yani eş bunu biliyorsa, bunun bir sağlık sorunu olduğunu biliyorsa
çözüm arayışına girmeli aslında en kısa sürede. Yani eşinin bu probleminden ötürü dışa vuran davranışlarının kendisine yansıyan boyutunun kendinde yarattığı olumsuz ve belki depresyona sürükleyici duygulardan onu haberdar etmeli. Suçlayıcı olmadan ona geri bildirim verebilmeli. Yani kendisini ne hissettiğini ilişkin evet, cümleler mi kurmalı? Evet, ne hissettiğiyle tabii bu davranışların kendisinde uyandırdığı duyguları ve ilişkide yaşadıkları güçlükleri ona göstermeli. Ama suçlamadan ve bir çözüm arayışına gidilmeli. Eskiden kişilik bozuklukları tedavi edilmez, düzelmez gibi görülürdü. Ama aslında son yıllardaki çalışmalar, bilimsel yayınlar bunun böyle olmadığını da gösteriyor. Çok ciddi bir şekilde üzerine gidildiği takdirde gerektiği sonuçta durumlarda olmuyor, ilaç kullanımı ve özellikle psikoterapi desteğiyle, uzun süreli psikoterapi desteğiyle oldukça iyi sonuçlar alınabildiği biliniyor. Peki, o yüzden telefonları var psikolojik destek tedavisinde galiba iki ayak mı olmalı Semra Hanım? Böyle mi görüyorsunuz? Evet. Yani hem farmakoterapi dediğiniz gibi ilaç olacak, hem de psikoterapiyi birlikte mi götürmeliler? Dediğim gibi gerektiği durumlarda ilaç tedavisi ama mutlaka psikoterapi bu tür bozuklukların tedavisinde oldukça iyi sonuç elde etmemizi sağlıyor. Peki, bir telefonumuz var hattımıza, onu alalım. Dönünce de bağımlı kişilik iyi konuşalım ve sınırlı kişilikle de programımızı bugün bitirmiş olalım. İstanbul'dan seyircimiz. Efendim merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun dinleyelim sizi. Çok teşekkürler. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum size. Benim bir sorum olacaktı. Biz eşimle yaklaşık 3 senelik evliyiz. Eşim 38 yaşında, ben 35 yaşındayım. Ya eşim mesela çok iyi bir insanken çok küçük sebeplerden çok ciddi tepkiler verip şiddete kadar yönelebilen bir insan. Hani bu bir kişilik bozukluğu mudur? Mesela atıyorum hani bir yemeğin tuzsuzluğundan ya da bir yemeğin sıcaklığından her şeyi kırıp dökebilen, ondan sonra işte hiç sebepsiz yere bir çocuğunun bir yere çarpmasından sana hani ciddi anlamda şiddet gösterebilen bir insan. Bu bir kişilik bozukluğu mudur? Sorun peki, peki cevap ederim. Alalım. Teşekkür ederim. Bir konum daha var yine İstanbul'dan. Merhaba. Alo. İyi geceler efendim. Dinliyoruz sizi. Buyursunlar. Sesim geliyor mu size? Duyuyoruz efendim. Buyurun. Alalım sorunuzu. Duyuyoruz. Ben biraz önce konuşuyordum ama canlı yayında değil miydim? Yeni mi bağlandım? Şu anda duymaya başladık sizi. Alalım tekrardan sorunuzu efendim. İyi akşamlar efendim. Misafirlerinize selamlar. Sağ olun. Sizi bir zevkle dinliyorum. Aslında oradaki hocalarım aslında konuştukları zaman sanki kendimi görüyorum. Sanki beni anlatıyorlar. 33 yaşındayım. Mühendisim. Eşimle çalışan bir mühendis. Sürekli eşimi kıskanıyorum. Şüphe duyma. Aslında eşim çok dürüst olduğunu da biliyorum ama işte e-postasını karıştırma, telefonunu, mesajını, sürekli takip sistemleri ve ilişkim sürekli zarar veriyorum. 5 dakika sonra pişman oluyorum ama iş işten geçiyor. Yani sürekli yıpranma, kavga, tartışma gibi uzayıp gidiyor. Birkaç kez doktora gittim. Psikiyat diye. Bir iki tane ilaç yazdılar, verdiler bana. Pek onların da işin açıkçası şeyini görmedim. Maalesef devletteki psikiyatrilerimiz de ayaküstü. 5 dakikada ayrı ayrı gittim. Hepsi aynı ilacı yazıp gönderiyorlar. Böyle bir çıkmazdayım. Peki. Ve aşırı sinirlilik oluyor bu defa. Teşekkür ederiz. Bir değerlendirme alacağım konuklarımdan. İyi geceler diliyorum. Paylaştığınız için sağ olun efendim. Eleman Hanım sizinle başlayalım. Lafa buyurun efendim. İlk seyircimiz 3 yıllık evlilik ve eşinin küçük şeylerden çok çabuk şiddet, çok çabuk öfkelendiği ve şiddet gösterdiğini söyledi. Ve bu bir kişilik bozukluğu mudur dedi. Şimdi bu kadar veriyle kişilik bozukluğu olup olmadığı konusunda bir şey söylemek çok zor. Ama şunu söyleyebiliriz. Ani öfkelenme bizim birçok psikiyatri, birçok alanda, birçok tanıda gördüğümüz şeylerden biri. Ve bize şikayet olarak en çok gelen şeylerden birisi. Çünkü ilişkiyi en çok bozan, parçalayan şeylerden birisi. Bir belirti gibi mi almalıyız? Tabii tabii.
Parti olarak almalıyız. Hani diğer yanlarını da değerlendirdikten sonra şu olabilir üzerine, hani tek bir şeyle bunu yanıtlamak zor, kişilik bozukluğu olup olmadığını, ama biz ani öfkelenmeleri depresyonda çok sık görürüz. Kaygı bozukluklarında, öfke kontrol bozukluklarında çok fazlaca görebildiğimiz şeyler. Hani bunları değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var açıkçası. İkinci hastamız ise hani kendi gayet güzel tanımlıyor. Hani bizim anlattıklarımızdan da kendini bulmuş zaten. Hani böyle bir paranoid kişilik yapısı var. Burada biraz tedavi eksik kalmış anladığım kadarıyla. Biz paranoid kişilik yapısında depresyonu çok sık görürüz. Ani öfkelenme paranoid kişilik bozukluğundan da kaynaklanabilir. Onun üzerine depresyon gelişmiş, ondan dolayı da olabilir. Hani bunu yine değerlendirmek gerek, ama orada tedavi eksik kalmış. Sadece böyle bir ilaç tedavisi gibi bir şey olmuş. Tedavi aşamasında biraz önce de söylediğimiz gibi farmakoterapi çok önemli, ama psikoterapi hani kişilik bozuklukları için en temel olmazsa olmaz şeylerden birisi. Her ikiniz de mutlaka sürede terapi olmalı noktasındasınız anladığım kadarıyla. Semra Hanım, sizin katkınız. Evet, Eylem Hanım'a çok ekleyecek bir şeyim yok doğrusu. Aynı şekilde ilk izleyicimizin eşiyle ilgili söyledikleri, hani kişilik bozukluğu olabilir olmayabilir, ayrıntılı değerlendirmek lazım, ama bir şiddete yönelmesi tabii ki sağlıksız bir duruma kesinlikle işaret ediyor. Yani mutlaka değerlendirip problem her ne ise, teşhis her ne ise uygun bir tedavi gerekir. Hani dürtü kontrolsüzlüğü var demektir. Yine paranoid kişilikte de sinirlilik ve öfke patlamaları şeklinde bir dürtü kontrol sorunu kendini gösterebilir. Peki, bağımlılık diyelim. Daha doğrusu bağımlı kişilik. Bağımlı kişilik diyelim. Bu bağımlı kişiler birilerine bağımlı mı? Biz genelde hemen dilimiz bağımlılığa gidiyor ama salı günleri konuştuğumuzda salı günleri bağımlı konuşuyoruz. Evet. Bağımlı kişilik bozukluğu nedir? Nelere bunlar bağımlı olurlar? Yatkın oldukları hastalıklar var mıdır? Acaba bunlarda da daha önce anlattığınız gibi ilk çocukluk döneminde bir bağlanma bozukluğu aramalı mıyız? O tabloyu bize bir ayrıntılı anlatabilir misiniz? Bağımlı kişilik nasıl gelişir? Evet, kimlerde gelişir? Bu kişilik yapısındaki bireyler kendi başlarına yani en çok gördüğümüz günlük yaşamda kendilerini en çok zorlayan yönleri ve yakın çevredekileri zorlayan yönleri, kendi başlarına bir karar alamamaları, inisiyatif alamamaları, harekete geçememeleri, en küçük bir eylemleri için, kararları için bile yakın çevrenin desteğine, onayına ihtiyaç duymaları. Kendi başlarına bir şey yapamamaları. Evet, hayatı hani idame ettirmekte gerçekten hani yetişkin yaşta bir bireyden beklediğimiz kararlılığı gösterememeleri. Peki. Biraz oradan devam edelim. Bağımlılık, bağımlı kişilerde, bağımlı kişiliklerde mesela evlilikler nasıl gider? Bu kişiler daha çok ikili bir dünya mı yaşarlar? Yani birbirlerine sürekli bağlı ama etrafındaki kişileri görmeyen ya da sosyal iletişimleri daha az ya da sınırlı şekilde mi yürür? Evlilikte nasıl gider bağımlı kişilerin? Sürekli bir korku olur mu? Eğer bir bağlılık varsa kayıptan, kaybetmekten herhalde bir korku da olur gibi dışarıdan bakınca anlaşılıyor. Öyle mi? Kesinlikle. Şimdi bağımlı kişiliğe baktığımız zaman gerçekten tek başına yaşamakta çok zorluk çekerler. Çünkü tek başına karar vermekte, hayatı devam etmekte, sorumluluk almakta aslında kendi yetileri olmasına rağmen hani bu konuda bir özgüven eksikliğinden dolayı devamlı bir onaylanma ihtiyacı vardır. Ve böyle olunca bizim simbiyotik ilişki dediğimiz hani böyle çok birbirine bağlı ve yapışkan ilişki tarzı ortaya çıkıyor. Ve bu bir takım dezavantajlara yol açıyor. Nasıl dezavantajlara yol açıyor? Örneğin bağımlı olan kişi bağlandığı kişiye koşulsuz şartsız, yani karşıdaki insan olumsuzluklar, hatalar yaptığı zaman bile onun kendisini terk etmemesi, kendisinden uzaklaşmaması için her şeyi onaylar hale geliyor. Yani şiddet de görüyor değil mi? Sözel sıkıntılar da var, ihmal de var. Ama buna rağmen yalnız kalmayı istemiyor. Kesinlikle. Değil yalnız mi? Kalmamak adına birçok vericilik yapıyor ve bu nedenle bağımlı kişiliklerde terk edilme korkusu, yalnız kalma korkusu çok belirgin oluyor. Bu da kişiyi depresyona çok yatkın bir hale getiriyor tabii. Semra Hanım, anne kız arasında, siz de bir kız annesiniz gerçi ama sık görüyoruz. Yani evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, başka bir şehre gitmiş. Maalesef. Ama evet. Nasıl bağımlılar? Yani maalesef. O gün hani çocuk kaçta kalktı, üstünü giydi mi, yemek yapıldı mı, bugün akşam ne yapıyorsun, o geldi mi, bu gitti mi? Yani sürekli bir yapışık ilişki
Doktor Hanım söyleyince hatırıma geldi. Bu da konuşmalar doğru. Bu çerçeveye girer mi efendim? Doğru, çok sık karşımıza gelen bir sorun bu da. Evlilikleri de zorlayan bir problem olarak karşımıza geliyor. Zaten bu bağımlı kişilik yapısının oluşmasında çok önemli bir etmen anne figürü. Çok erken çocukluk dönemlerinden başlayarak çocuğuna karşı aşırı koruyucu, kollayıcı olan, onun normal gelişim basamaklarında yapabileceği işleri yapmasına dahi izin vermeyen anneler böyle bir kişilik gelişimine yol açıyorlar. Çocuğa hiçbir şekilde desteklemeyen, her şeyi çocuk için kendisi yapan, her şeyi onun önüne getiren, aman düşmesin, zarar görmesin, hastalanmasın şeklinde aşırı bir koruyuculuk sergileyen, hani uzun yıllar aynı yatakta yatan, çocukla aynı yatakta yatan anneler, arkadaş ilişkileri geliştirmesine fırsat vermeyen, çok küçük yaşlardan itibaren hani başkalarıyla da çocuğun ilişki kurmasına fırsat vermeyen annelerin çocuklarında bu yapıyı görüyoruz. Kendi bağımlılık gereksinimleri de tam karşılanmamış bireyler oluyor bu anneler. Dolayısıyla böyle çocuklarda çok küçük yaşlarda, okul öncesi dönemde anneden bir adım öteye gitse aşırı bir kaygı nöbetleri görebiliyoruz. İşte kreşe, okula başlayacağı zamanlarda anneden kopamama gibi sorunlar çok yaşıyorlar. Bu çocuklar gerçekten bir ızdırap oluyor. Hani kreşe verilip verilip geri alınıyor bu çocuklar. Gidemiyor, uyum sağlayamıyor farklı bir ortama. Anneden uzak kalmaya dayanamıyor çocuk. O kaygıyla baş edemiyor. Ve ilerleyen yaşlarda da, yetişkin yaş döneminde de gerçekten özellikle de genç yaşta evlendirildiyse kız anneden kopamıyor. Ona çok yakın bir yerde yaşamayı tercih ediyor. Anne de bunu destekliyor tabii ki. Tabii akşamları oraya gidiliyor. Yapamaz. Sadece yatmadan tabii. Yatmaya değil mi? Böyle tabii, gidiliyor tabii. Gibi kavramlar var. Annesi yapıyor. İşte evini nasıl idare edeceğini hep anne sürekli kontrolü altında tutuyor kızını. Kız da buna ihtiyaç duyuyor. Yani ayrı bir şekilde yapamayacağına inanıyor çünkü. Başaramayacağını, baş edemeyeceğini düşünüyor. Peki. Kendine güveni son derece düşük oluyor bu bireylerin. Sınır kişilik bozukluğunu öneriler de vereceğiz. Ona çok da zaman kalmadı ama bu bağımlı kişiliği en azından bitirelim. Bağımlı kişilerden birisi kaybedildiğinde, şimdi Sevim Hanım'ın anlattığını anlıyorum ki normal kayıplardan çok daha büyük bir durum ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ne olur öyle durumlarda? Diyelim ki anne ve kız evlenmiş olmasına rağmen bağımlı bir ilişkileri var ve anne kaybedildi. Ya da eş kaybedildi. Bu normal bir kayıptan daha öte bir durum mudur onlar için? Bir travma etkisi midir? Nasıl görüyorsunuz klinikte? Tam da öyle, travmatik yas diyoruz biz bunun öyle duruma. Hani olağan yas sürecinin dışında bir durum oluyor. Olağan yas sürecinin belli aşamaları var. Bu aşamalar atlatılamıyor. Ve travmatik yas süreci dediğimiz bir durum oluşuyor. Bu da tedavi edilmezse eğer, hani ileride karşımıza bir takım depresyon, kaygı bozuklukları şeklinde çıkabiliyor ve hani mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum haline geliyor. Evet. O halde böyle durumlarda yas döneminde çevre ya da aile daha dikkatli olmalı ve hemen bir destek alma konusuna herhalde girmeliler diyebiliriz. Evet. Semra Hanım, bu bağımlı kişiler diyelim ki bir kayıp yaşadığında tek başına yapamıyorsa, mesela hemen birine daha aşık oldukları, özellikle erkekler için okumuştum, bu doğru mudur acaba? Diyelim ki bir ilişkiyi bitirdi ama bağımlı bir ilişkisi var. O yalnız kalamama, özgüven eksikliği, karar verememe ve kendini yalnız hissetme gibi durumlar sebebiyle çok fazla da kendine uyup uymadığına bakmadan hemen birine aşık olma gibi, hı hı, ya da biriyle hemen bir hayat paylaşma gibi kontrolsüz, plansız durumlarda yaşarlar mı efendim? Mümkün. Bağımlı kişilik özelliği gösterenlerde de ya da sınır kişilik özelliği gösteren ya da narsisistik dediğimiz kişilik özelliği gösteren bireylerde bunu sıkça görüyoruz. Yani tek başına kalamama, sıkıntısını tek başına giderememe hali, yalnız olamama hali, yalnızken kendini hani tam ve bir bütün olarak algılayamamaktan kaynaklanan bir davranış paterni olabiliyor bu. Örneğin mevcut ilişkisinden hoşnut olmasa da kişi
onu bitirmiyor ta ki yeni bir ilişki ye girene kadar, yeni bir kişi en azından ufukta belirene kadar, bir adayı çıkana kadar. Evet, evet. Hatta tercihan hani yeni bir ilişkiye adım atıp ondan sonra bir öncekini sonlandırma cesaretini kendilerinde bulabiliyorlar. Peki artık önerileri geçeceğiz. Tedavi edilir mi demiştik. Buna ilişkin de bir iki cümle en azından alalım, öyle veda edelim. Sizden rica edeyim önce Elim Hanım. Tedavi edilir mi? Tedavisinde neler yapılır? Kısaca da olsa. Eskiden tedavi edilemiyor gözüyle bakılıyordu. Şimdi bununla ilişkili çalışmalar daha yoğunlaştı tabii. Çünkü hani daha fazla şekilde görüyoruz demiştik başta da. Psikoterapi çok önemli. Uzun süreli psikoterapiler. Kişinin terapiye devamlılığı çok önemli. Hani öncesinde dinamik yönelimli terapilerden hep fayda görüldüğü söyleniyordu. Artık bilişsel yönelimli terapiler ve şema odaklı terapiler ön planda olmak üzere. Ortalama hani 4-6 yıla kadar varabilen bir terapi süreci çok önemli. Farmakoterapileri ilacı ne zaman ekliyoruz? Birçok alanda bize çok fayda sağlıyor. Özellikle de duruma bir depresyon, bir kaygı bozukluğu ya da başka bir psikiyatrik bir rahatsızlık eklendiyse eğer hani mutlaka ilaç tedavisinde eklememiz gerekiyor. Zümrün Hanım, siz tedaviyle ilgili neler söylersiniz? Evet, özellikle sınır kişilik dediğimiz kişilik yapısında ya da narsisistik kişilik özelliği gösteren bireylerde duygu durumda düzensizlikler, iniş çıkışlar, yani kişinin moralinde duygulanımında dalgalanmalar sıkça görülür. Yine paranoid kişilik özelliği gösteren bireylerde de öfke kontrolsüzlüğü ya da depresyon, kaygı bozuklukları, panik ataklar sıkça tabloya eşlik edebilir. Böyle durumlarda ilaç desteği de kullanma gereği duyabiliyoruz. Ama terapi çok temel ayağı tedavinin. Burada şu önemli, uzun süreli biraz hastanın kendini de çevresindekileri de zorlayan kısım şu oluyor. Tedavi uzun süreli, birkaç yılı bulabilir terapi süreci. Yani bunu göze almalı, evet, sabrı biraz. Evet, baştan göze almak ve bıkmadan usanmadan sürdürmek çok önemli. Yoksa hani birkaç seans doktora ya da terapiye gidip sonra bırakmak gerçekçi bir yaklaşım olmuyor. Yani psikiyatriste de gittim, birkaç doktora da gittim, hiçbir işe yaramadı gibi söylemleri çok duyuyoruz maalesef. Ama burada gerçekçi bir bakış açısı geliştirmek önemli sorunun, evet, çözümüne. Uzun süreceğini baştan bilerek, kabul ederek bu motivasyonla başlanırsa sonuç gayet kolay, evet, peki, başarılı oluyor. Çok teşekkür ederim. Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden Doktor Semra Baripoğlu, yardımcı doçent doktor, yine yardımcı doçent doktor Eylemez'den çok teşekkür ederim efendim. Katkılarınız için sağ olun. Sevgili seyirciler, çok ayrıntılı konuşulabilecek bir konu. Biz başlıklardan geçtik, bir kısmının üzerinden geçebildik. Ama bu konuyu ele almamızı istemiştiniz, İşte biz de yerine getirdik. Yarın yokuz, Perşembe günü hastalık takıntısı kimlerde olur? Bunu konuşacağız. Cuma günü de Nevzat Tarhan konuğu olacak. Orhan Gümüşel'in Cuma günleri bir süredir üniversite üzerine gidiliyor ve geleceği meslekleri konuşulacak. Şimdilik veda ederim size. İyi geceler diliyoruz. Aman kişilik bozuklukları konusuna dikkat edin ve varsa da tedavisinden kaçınmayın diyelim. Önerilerimiz geliyor. Ardından biz gitmiş oluyoruz. Hoşçakalın.